Herkese merhaba. Ben Kamer Tüp'ten Ebra Şengül Aydın. Bugün yeniden yeni Hyundai Isteria'nın yanındayız. Önceki videoda bahsettiğim arka yaşam alanının çılgınlıklarını bugün yapalım dedik ve bu videoya başlamak istiyoruz. Nasıl mı? Önceki videoda bahsettiğimiz arka yaşam alanının adeta bir karavan havasına bürünebileceğini ya da mini seyahatlerimizde dinlenmek için harika bir alana sahip olabileceğini söylemiştik. 8+1 koltuklarıyla da çekirdek ailelerin vazgeçilmezi olacağını düşünüyoruz. Yani tüpünü alan, pikniğe gidelim derken keyifli bir arka yaşam alanı da bizleri bekleyecek. Peki bu arka yaşam alanında neler yapabiliriz? Hadi gelin videoya geçelim. Aracın tanıtım ve test sürüş videoları ise kanalımızda. Ben de saklama alanlarını incelemiştim. Bugün sıra fantastik olan arka yaşam alanına geliyoruz. Peki burada neler yapacağız? Adeta bir oda demiştik ve adeta bir odaya dönüştürme vakti. Bu sırada ekip arkadaşım olan Yusuf da bana yardımcı olacak. Şimdiden teşekkür ederim kendisine. Arka yaşam alanına geçelim o zaman. Arka yaşam alanını adeta bir odaya, dinlenme alanına çevireceğimizi söyledik. Peki bu odada neler olmalı? Öncelikle bir adet şişme yatak, bir adet battaniye, bir adet yastık. Yaz mevsiminde daha ince battaniyeler de seçebilirsiniz. Belki bir müzik aleti, belki laptop, belki çantanız, kişisel araç ve gereçleriniz diyeyim kısacası. Ve tabii ki de bir ışık, olmazsa olmaz kamer tüp, birazcık yiyecek. Ve tabii ki de spor. Şimdi yataktan başlayalım. Burada bir adet çakmaklık girişimiz var. Bu da 5 dakika içinde şişecektir. Bunu şahsen ben daha önce yapmadım ama Yusuf'a sorduğumda hızlıca şiştiğinden bahsetti ve gayet kolay olduğunu söyledi. Nasılmış? Görelim. Ayrıca karavan işini sevenler ve bunu evi haline getirenler lütfen kızmasın bize. Biz bunu sadece bir günlük, iki günlük veya bir haftalık tatiller olarak düşünerek söylüyoruz. Yoksa bu bambaşka bir şey, bizler de biliyoruz. Şimdi şöyle, burada arabayı çalıştırdık ve şurada bulunan çakmaklık girişimizi takıyoruz. Burada da ağızlıklar var. Artık hangisi uygunsa genelde şu küçük olan ideal oluyor. Önce yastıklarımızdan başlayalım. Birinci yastığımız hazır. Yeeey! Çok iyi oldu. Beklentimi bayağı üstünde bu arada. Ve ikinci yastık geliyor. Ve geldik işin en cafcaflı yerine. Yatağa. Yatak. Ha, bizim buraya ihtiyacımız yok bu arada. Şimdi ben buradaki koltukları da indireceğim ve burada dümdüz daha geniş bir alana sahip olmak istiyorum. Yayla gibi diyebilirim, araba yaylası. Şuradan geçerek hızlıca. Şöyle. Şurayı tutarak ittirmenize bile gerek yok. Bir sefer bastığınız anda size gelmeye başlıyor zaten. Ayrıca bunlar şöyle. En sona da alayım çünkü daha düz bir alan olsun. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Biz odamızı hazırladık bile. Buradaki yatak alanını biraz küçük bulmuş olabilirsiniz ama oturacağım alanı genişletmek amaçlı iki koltuğu da en yakın seviyesine aldım. Ayrıca bundan bir tane daha olsa geniş iki kişilik bir yatak sizin de olacaktır. Bizim odamız bu şekilde. Umarım sizler de Isteria'yı keşfettiğiniz zaman kendi odanızı oluşturursunuz ya da sevdiğiniz araçlarda kendi odanızı oluşturursunuz diyelim. Kendinize iyi bakın. Kamerle kalın. Hyundai Isteria'yla kalın. Thank you.